Özel okullara %65 zam sınırı gelmişti hatırlayacaksınız ama okullar şimdi özellikle yemek ücretlerine zam yapıyor. Öyle ki bu fiyat yıllık 35-40 bin liraya kadar çıkıyor. Yemek ücreti haricinde de etkinlik adı altında 10 bin liraya varan fark ödemeleri isteniyor velilerden. Tabii isyandalar doğal olarak. Şükran Uslu ve Tunahan Sadıç'ın haberi. Yiyecek içecekle ilgili bizim okullara ödediğimiz yemek ücretleri yüksek. 30 bin liralık mümkün değil, kapasiteleri bu kadar olmaz. Veliler %65 zammı bile çok bulmuştu. Özel okullarsa çareyi ek ücretlere fahiş artışta buldu. Özellikle de yemek kalemine. 30 bin liralık ne yiyebilir bu okulda? Ya bunun hesabını herkes yapabilir. Özel okul ücretlerine zam sınırı geldi ama yemek, kitap, kırtasiye ücretlerine bir zam sınırı gelmedi. İşte zam sınırı gelmediği için bazı özel okullar bu ek hizmetlere fahiş zam yapıyor. Örneğin ilk okula giden bir öğrenci için bir özel okul tam 31.104 lira yemek ücreti istiyor. Tabii ki de çok fazla. Yiyebileceğini düşünemiyoruz. Sonuçta çocuk. Okul yemekleri bana çok güzel gelmiyor. Mesela makarna istiyorum. Makarna da benim tam istediğim gibi olmuyor. 30 bin liraya bu çocuk hiçbir şey yemiyor. Yani ben çok üzülüyorum verilen paraya. Çocuklar çıkan her yemeği yiyemiyor. Ancak ödedikleri ücret değişmiyor. Karşılığında 30 bin lira istenen yemeğin maliyeti ise yaklaşık 15 bin lira. 60 lira ile 80 lira arasında bir öğün yemeğin fiyatıdır, maliyetidir. Okulların istedikleri rakamlarsa günlük 200-250-300 lira olan oranlarda. İstenmesi gereken fiyat 12 bin lira civarında olması gerekiyor. Diğer masraflar hariç. İlkokul çocuğu için bir özel okul 30-35 bin lira, 40 bin lira gibi rakamlar istemesi kabul edilebilir bir şey değil. Veliler sadece yemek ücretinden şikayetçi değil. Şimdi de özel okullar kayıt yaptığı zaman sosyal etkinlikler adı altında ya da avans adı altında velilerden 10 bin lira ücret istiyor. Bir fiyatlandırmada hiçbir şekilde standart olmadığı için herkes kafasına göre zam yapıyor yani. Özel okullar restoran işletmeciliğini bir kenara bırakıp herhalde turizm işine de girdiler. Yani gezilerden de para kazanmaya çalışacaklar anlaşılan. 10 bin lira yıllık ücretle hangi geziyi ne için yapmayı planlıyorlar? Bazı okullarsa erken takside yanaşılmazsa aileleri peşin ödemeye zorluyor. Ne var ki bu da yasal değil. Özel okullar yıllık öğrenci ücretlerini en az 5 eşit taksitte tahsil edebilirler. Ancak isteyen öğrenci velileri ücretlerini peşin ya da 5 taksitten daha az sayıda bir taksitle ödeme imkanlarına sahiptir. Velilerin talebi ortak. Tıpkı eğitim ücreti gibi yemek kırtasiye tarzı ücretlere zam sınırı getirilmesi. Kesinlikle sınır gelmeli. Zaten bu gidişle 30 bin lira gibi bir rakamları hiç kimse veremez. Buralarda da bir şeyler düzenlenmeli. Müdahale edilmeli. Daha düşük seviyeli bir okula aldırmak benim için çok üzücü bir şey. O duruma düştüm, almak zorundayım. Bazı yöntemler yemek hizmeti için uygulanabilir. Mesela yemek hizmeti bir kartla yapıldığını düşünün. Bu karta yüklenecek rakamla çocuk o gün yemek yerse o para ödenir, yemezse ödenmez.